Teknoseyir'de oyun gündemine hoş geldiniz. Ben Tansel Şahin, yanımda Uğur Yurtsever var. Geçtiğimiz hafta oyun dünyasının öne çıkan gelişmelerine göz atacağız. Abi Evet, nasılsın? iyiyim, seni sormalı. İyidir abi. Bayağı yoğun bir haftaydı. Bir sürü oyun çıktı ardı Evet, ardına. yavaş yavaş artık Evet. hareketleniyor oyun endüstrisi. Tabii ilk çeyrek sonlarına Beklediğimiz yaklaştık. oyunlar da yavaş yavaş geliyor ama Evet. sanki böyle o beklediğimiz tadı alamadık oyunlardan. Ya biraz Benim öyle. şahsım açısından en Evet azından. evet. Kısaca bahsederiz zaten. Evet, şimdi yavaştan geçelim abi istiyorsan. Geçmeden bir geçen hafta anketiyle başlayalım Evet, istersen. anket vardı. Apex Legends'dı. Geçen haftanın gündem maddesi aslında, Evet, en büyük trend gündem madde. topiydi hatta. Değil mi? Yani bayağı popüler oldu bir anda. EA ve Respawn Entertainment hiç bir duyuru falan yokken Evet. bir anda oyunu duyurup çıkardılar. Çok Gelin da bir büyük yayın başarı. açacağız dediler. Evet, çok da büyük başarı yakaladı. Evet. 25 milyona falan ulaştı. Gitgide artıyor. Oyuncu sayısı, evet. 10 milyon Müthiş. demiştik. Evet. O hafta içinde 25 milyon Evet. barajını da devirdi. Size sormuştum nasıl buldunuz oyunu diye. %42'si izleyicilerimizin beğenmiş. %4'ü beğenmemiş. Düşük bir oran. %27'si henüz oynayamamış. %25'inin ise ilgisini çekmiyormuş bu tarz bir oyun. Anlaşılabilir. Ama oynayanların yani yarısı oynamış görünüyor. Büyük bir çoğunluğu beğenmiş. Biz geçen hafta bununla ilgili bir yorum yapmıştık. Battle Royale oyundan çok aşina olmayan birini de Öyle. çekecek diye. Genelde yorumlar zaten öyle. Yani O hani yönde. ben PUBG oynadım sevmedim, Fortnite oynadım sevmedim ama bak bu güzel tadında Doğru. yorumlar geliyor. Birçok insanı çekmeyi başardı. Güzel de oyun Kimle yani. alakası? Biraz da Evet. EA'in de kıçını kurtardı diyebiliriz. Apex Kesinlikle. Legends, hani işte geçen hafta mı konuşmuştuk yine gündemde, ya da önceki hafta mı tam hatırlamıyorum. İşte EA'in borsa hisseleri 2000'li yıllardaki en düşük Evet. seviyelerine gerilemişti. Çok büyük bir dalgalanma yaşıyordu. Bir B planları varmış. Yani biraz kurtardı. Ve aslında buradaki ilginç bir konu, EA'in de oyunun geliştirme sürecinde hiçbir şey olmamış. Yani Respawn Entertainment tamamen kendileri. EA'in herhangi bir karışma ve herhangi bir el atmamışlar yani geliştirme sürecine. Demek ki EA bulaşmayınca Evet. iyi şeyler çıkıyor. Ben bence bulaşmaya vakitleri olmadı O da olabilir, evet. ama. Electronic Arts. Evet. Ben artık birazcık öyle diyorum yani. Bulaşmadıkları zaman her şey daha da Daha. güzel görünüyor. Respawn Entertainment'ın gerçekten bu başarısı yani. Kendi o Evet. oyun formülleriyle bu dönemin popüler oyun türü olan Battle Royale birleştirmeleri, Ortaya güzel bir eser güzel çıktı. bir oyun çıktı. Ve bu adamlar rahat bırakılırlarsa çok da başarılı işler yapacak gibi gözüküyor. Yani. Geçmişteki ufak tefek çeşitli başarısızlıklar, oyun kalitesi anlamında değil, çeşitli başarısızlıklarda da Electronic Arts'ın elinin olduğunu buradan Evet, yani görmüş oluyoruz Titanfall aslında. 2 Evet. felaketini hep konuşuyoruz. Yani adam öyle bir zamanda çıkardılar ki müthiş bir oyundu ama yeterince başarı yakalayamadı. Evet. Yani umarım aynı hata yapmaz Electronic Arts ama yani. Pek de sanmıyoruz. Evet, şimdi Respawn Entertainment Star Wars oyunu yapıyor. Jedi Fallen Order. Merakla bekliyoruz. Bu sene çıkarsa bayağı flash bir stüdyo olacak. Bu yılın en Evet. iyi, en başarılı stüdyosundan Kesinlikle. biri olacak Respawn Entertainment. Umarım çıkar, Yıla çok güzel ertelenmez. başladı adamlar. Evet, bir şey göremedik galiba oyundan. Hala göremedik gerçi oyundan bir şey ama E3'te ben bekliyorum artık. Evet, bu işte bir şeyler gelecektir. Evet, yavaş yavaş geçelim gündeme istersen. Evet, ilk maddeyle başlayalım. Türkiye'den bir haber Evet. var. Konaryum PlayStation 4 ve Xbox One'a geldi. Evet, uzun süredir bekleniyordu konsol versiyonları. PC'ye 2 yıl önce çıkmıştı, 2017 Evet. yılında. Büyük de başarı yakalamıştı aslında. Özellikle bu korku türü oyunu sevenler arasında. Zaten tanınan da bir stüdyo aslında, Zoetrope Evet. Interactive. İstanbul'dan yani Türkiye'de belki Ülkemizde çok çok tanınmıyor. muhabbete İşin geçmiyor ama üzücü evet. kısmı biraz aslında o. Darkness Within serisiyle yurt dışında macera oyunu, korku macera oyunu camiasında bilinen sevilen bir şirket. Ki hani Lovecraft, bahsediyoruz Howard Philip Lovecraft, Amerikalı kozmik korku türünün babalarından, hatta babası diyebileceğimiz bir yazar, edebiyatçı abimiz. Onun eserlerinden esinlenen bir seriydi Darkness Within ve bunu da iyi yapan bir oyundu. Çünkü bu genelde oyun endüstrisinin şeyi de, çok başarılı işler çıkmıyor. Lovecraft vari temalar işlendiği zaman bir oyunda genelde başarılı olamıyor. O korku, o terör, o dehşet hissini, o kozmik korku hissini, bilinmeyenin korkusu, işte insan aklının, insan akıl sağlığının kırılganlığı gibi temaları. O biraz zor bir karışım Evet, ya yani oyunda çok iyi işlenemiyordu. değil Mesela işte Bethesda'nın, ki onun geliştiricisi başka bir şey stüdyoda, hatırlamıyorum şimdi, onlarla kapandılar. Call of Cthulhu vardı. mi
oyunu çok başarılı değildi. Çünkü hani balık kafalı düşmanlar, dinlenler sana böyle onu gösteriyor. Aslında biraz göstermemesi lazım. O sana bilinmeyeni de anlatması, öyle korkutması lazım. O atmosferiyle, o dehşet hissini falan öyle vermesi lazım. Konarium'da hem Dark Pacific'in serisi bunu iyi yapıyordu, hem de Konarium'da bunu çok iyi yapıyordu. Hem de nasıl diyelim, yabancı örneklerine, hani yabancı oyunlara, yani AAA diyoruz, belki o kadar da değildi ama işte son dönemlerde gördüğümüz bağımsız stüdyoların korku oyunları bayağı bir revaçta, işte Amnesia, sonra Outlast'lar falan geldi. O kalitede, o kalibrede, kesinlikle o kalibrede bir oyundu. Biraz kısaydı belki. Belki o eleştirilebilir oyuncular arasında ama bence doyurucuydu 5-6 saatlik bir deneyim olarak, ki fiyatı da PC'de 31 lira. Evet, değil mi? Öyle bir şeydi. İdi. Yalnız konsollarda fiyatlar çok biraz pahalı. PlayStation 4 cephesinde 164, çok. Xbox One cephesinde 85. Bu da çok. Bu da çok. Çok. Yani şimdi biraz beklese, 2 yıllık bir oyundan bahsediyoruz. Biraz beklediğiniz zaman Steam indirimlerinde 15-20 liraya alınabiliyor, evet. Ki hani full tam fiyatında edecek 30 liradan, hani bugün oynamak isterseniz alıp oynayabileceğiniz bir oyun. Çok başarılı. Yani işte sırtını jump scare'lere, bu birden önünüze bir şey çıkıp sizi kafanızı tavana vurdurmaya yönelik korkuları değil, hani atmosfere, yazım kalitesine, bölüm tasarımlarına, işte görsel dile, görsel tasarıma dayayan, zor yoldan giden bir oyun ve bunu çok iyi başaran, Lovecraft özüne sadık, ruhuna sadık bir atmosfer yapmayı başaran çok başarılı bir oyun. Deliliğin Dağları'nda eseri vardır. Aslında Lovecraft sevenlerin de çok sevdiği, bildiği bir eserdir. Onun devamına götürüyor bizi Konarium. Kendini yazdığı bir hikaye. Deliliğin Dağları'nda eserinin Lovecraft'ın, onun sonrasında neler oldu gibi bir hikayesi vardı. Ben hikaye yazımını da beğenmiştim. Yani o gerçekten sanki Lovecraft yazmış veya sanki yani onun tamamlanmamış eserlerinden toplanmış parçalarla ortaya çıkarılmış bir şey hissi vardı. Başarılı. Bu ekip seviyor Lovecraft'ı, belli yani her yerinden ve cesur, güzel bir oyundu. Ben yeni projelerini bekliyorum açıkçası. Biraz tabii Türkiye'de çok hızlı ilerlemiyor. Yani şimdi seneye bir oyun çıkarmayacak bu arkadaşlar. Yani yine birkaç sene bekleyeceğiz. 3-5 sene. Son Dark Pacific oyunun üzerinden de bayağı bir zaman geçmişti çünkü. Konarium gelene kadar. Ya fiyatlar keşke konsolda biraz daha, yani 40 lira 50 lira olsaydı. Evet. Evet. İyi olurdu. Ya ama işte yurt dışına açılması konsol tarafında iyi bir haber. Evet, kesinlikle. Bütün geliştiricileri için de bir önünü açar umarım. Tabii yani zaten Mount & Blade'e konuşuyoruz. O PlayStation 4 tarafına falan gelmişti daha önce. Evet. Başka oyunlar da var gerçi konsol tarafında, hani yerli geliştiricilerden, ama Konarium gerçekten bu açıdan, evet, ki geçen yıl gururlarımızdan bir tanesi. Geçen yıl Crystal Pixel ödülü de kazanmıştı en iyi oyun dalında Türkiye'de. Evet. Bence başarılı. Bu tarz oyunları seviyorsanız kaçırmayın. Hani konsolda almak biraz tuzlu ama PC'de hala almadıysanız indirimde beklemeyin. Alın geçin. Evet. Bugün oynamak istiyorsanız yani yine 30 lira 3 paket sigara parası. Hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil yani. Hani hiç değilse adamlara destek bağımında bu oyun, kesinlikle, onun için bile alınabilir. Evet. Evet, sıradaki habere geçelim. Metro Exodus, Crackdown 3 ve Anthem çıktı. Bir de New Dawn çıktı aslında. Evet, Fallout. Fallout diyorum, Fallout. Beni andı. Fallout 76'ın da fiyatı hızla düşüyor bu arada. Evet. Yakında Free to Play olursa bir bakarız. Free to Play olursa. Evet, bir sürü oyun çıktı abi. Evet. Valla dedik, en başta da konuştuk, hareketlenmeye başladı ama yani çok da tatlı değil yani. Zaten Crackdown 3 beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Ya indirdiğime üzüldüğüm nadir oyunlardan bir tanesi. Evet. Yani hard diske üzüldüm. Xbox'ın hard diskine üzüldüm. Evet, yani şunu can sıkıcı olmuş. Yani 2007 yılındaydı ilk oyun. Üzerine hiçbir şey koymamış. Yani o gün için bile kötü bir oyun Crackdown 3. Evet, evet. Crackdown. Diyorum ben. olmamış yani. Çok ertelendi. Evet. Yani bilmiyorum yani neresinden bahsedin, neresinden konuşsak yani elimizde kalıyor neresinden tutsan, yani çok da üzerine konuşacak bir şey yok aslında. Hani bazen gündemde bazı haberler veriyoruz ya, oyun işte birkaç defa erteleniyor, sonra bir haber daha veriyoruz, işte oyun iptal edildi. Hani arada bir üzülüyoruz falan böyle durumlara da, hani diyoruz ki iyi olmuş. Evet, kötü çıkmasa daha mı iyiydi diyorsun. İşte Crackdown 3 tam bu örneklerden bir tanesi. 50 kere ertelendi. Keşke bir tamam deselerdi. Gazı da kaçtı oyunun. Gazı da kaçtı zaten. Yani güzel bir formül aslında. 2019'da çıkmayacaktı bu oyunun. Yıllar önce çıkacaktı. Tabii yıllar önce çıkacaktı. Ya, o zaman bile bu halde çıksa yine başarılı, kesinlikle, olamayacaktı yani. Microsoft'ta bir özel oyun yapma problemi var. Yani ne oluyor burada? Ne gelişiyor? Çünkü güzel bir formül. Bu kötü bir formül de değil aslında. İyi tasarımla güzel olabilecek bir formül. İşte Saints Row örneği mesela. Müthiş. Ne bileyim, yine benzer Just Cause da yine benzer. Evet. Yine kaotik aksiyona odaklı. Yine tasarım açısından. Gerçi o son oyunda hep aynı formül tekrarlısı da yine de ortada güzel oturmuş bir yapı var. Yani bu çok
eskide kalmış. Çok arkaik görünüyor. Evet. Çok arkaik duruyor oyun tasarımı. Hatta oyun tasarımı ama çok bir şey yok yani oyunda. Yani kontroller çok kötü. Yani oyunda iyi çalışan bir şey yok. Görseller de iyi değil. Oyun mekanikleri çok sadece yani ne bileyim önünüze çıkanı vurmaya endeksli ama orada da bir eğlence yok. Orada da bir eğlence yok. Vuruş hissi kötü. Yani oyun dünyası çok sönük, boş. Evet. Bilmiyorum çok ya. Boş. Beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Keşke çıkmasaydı yani. Gerçekten indirdiğime üzüldüm yani hani. Evet. Yani Game Pass. Hani Game Pass'te sahip yok, olsanız zaten... oyunun en iyi yanı şu. Game evet. Pass alırsanız bir sürü oyun var indirecek başka. Evet. Onun yanında yani sadece. Yani evet, eğer ben dokunmayın abi. Crackdown 3'e para verip alsaydım burada zaten başka şeyler söylüyorum. Hani ben de Game Pass vasıtasıyla indirdim. Evet tabii para tabii. Para verseydim burada şu an konuşuyorduk yani. Hani sen bazen bir şeylerin tarihinden atmaya başlıyorsun ya. Ben de burada tarihinden sövmeye başlardım. Şiddetin tarihçesini konuşuyor olurduk. Kesinlikle. Metro Exodus'a ne diyorsun abi? Ya onda ben de bazı çökmeler yaşıyorum. Onun için çok ilerleyemedim oyunda ama ya yine başları bana çok tat vermedi. Çok eğlenerek oynayacağım bir oyun değil gibi geliyor. Ya zaten en başından beri ben hikayesini biraz... İlk oyun okey, güzeldi. Her ne kadar ben kitabı daha çok beğenmiş olsam da kitap da zaten çok bir edebi bir klasik değil zaten ama kitabın atmosferini ilk oyunu yansıtma konusunda bana biraz %90 başarılı gelmişti. Çok başarılı gelmemişti ama yine de iyi bir oyundu ama ikinci oyun benim biraz koptuğum oyun oldu. Bir sonlarında özellikle böyle her şeyin olağan doğaüstü şeylere bağlanması falan beni biraz uzaklaştırmıştı ki oyunun işte gizliliğe dayalı tarafları, işte shooter mekanikleri de aslında biraz yavan geliyordu niyeyse yani benzer first person shooter'lara kıyasla ki ben hep bana mesela Stalker'da da kıyaslıyordum. Her ne kadar farklı tarzda oyun olsalar da o çok atmosfer anlamında yazım kalitesi tamamı oyun tasarımı falan bana çok müthiş bir seri gibi gelmiyordu. Yani tamam geçer seviyede iyi bir oyundu ama çok da böyle ayılı bayılı oynamamıştım. Bu oyun biraz daha Stalker formülüne yaslanıyor. Tam açık dünya olmasa da bölümler halinde bizi serbest bırakıyor. Daha açılış taraf yani kısımlarındayım. Hani biraz serbest noktalara geldim ama çok ilerleyemedim oyunda çökmeler yüzünden. Çok süper keyif alacak gibi görünmüyorum. Yine hikaye beni çok sarmadı. Yani bilmiyorum ya bana hayal gücünden yoksun. Çok iyi yazılamamış, çok iyi aktarılamayan bir hikaye var gibi görünüyor. Seslendirme rezalet. Yani 2019 yılında bu kadar kötü İngilizce seslendirme ben Rusça'yı aldım. Ki daha iyi. Yani Rusça seslendirmeyle oynayıp İngilizce alt yazıyla takip etmek daha iyi. Yani siz zaten yabancı bir ortama götürüyor oyun. Hani hiç yalnız bilmediğiniz bir ortama. Bu acayip bir metotmuş abi. Türkiye'de hiç duymamıştım böyle bir şey. Bilmediğiniz bir yerde en azından bari bilmediğim bir dilde bir şey oynayayım. Daha farklı bir his geldi. Daha çok beğenebilirim böyle oynarsam diye düşündüm. Biraz daha iyi. Yani İngilizce seslendirme çok kötü. Yani sanki elinden kağıttan okuyorlarmış gibi. Gerçekten hani son zamanlarda bu kadar kötü seslendirmeyi hiç görmemiştim. Özellikle bu kalibrede bir oyunda. Hani artık bağımsız oyunlar bile bunu çok aştılar. Hani böyle bir bağımsız oyun çıkıyor. Şambin falan var seslendiren evet. Kadrosunda falan. Evet. Öyle işlerle karşılaşıyoruz artık. Bu kalibrede bir oyunun bu kadar kötü performanslarla karşılaşıp çıkması beni hayal ve bu kadar artık... gürültüye sanki değmedi gibi. Yok evet. Steam'de çıkacak, yok Steam'de evet çıkacak, yok bilmem ne. İyi bir oyun. Yani ben biraz eleştirel baktım. Hani ya hikaye beni çok... Hani tamam kitapları falan seviyorum. Hoşuma gitmişti. Bu temada işleri seviyorum ama... bilmiyorum ya. Metro Exodus'un açılış taraf kısımları beni hikaye anlamında çok içine çekemedi. Ama devam edeceğim. Şu problemler birkaç yamayla muhtemelen çözülecektir. Bir iki haftaya muhtemelen oyun evet. Performans sorunlarını falan bahsediyor. Ben henüz o noktalara gelemedim ama oyunun ilerleyen noktalarında büyük performans sorunları da varmış. Çok iyi sistemleri bile zorlayacak derecede. Ama oyun güzel görünüyor. Yani görsel kalite, görsel derinliği fena değil. Yani bu jenerasyon olduğunu, hatta bu jenerasyonun ilerisine geçmeye çalıştığını hissettiriyor. En azından o noktada teknik anlamda iyi bir iş başarmışlar. Bakalım yani oynadıktan sonra biraz daha fazla yorum yapabiliriz. Şu andan daha çok başındayım. Hani ileride direkt gömmek istemiyorum ama muhteşem değil. Yine kötü de diyemeyiz. Ya ama çok da eğlenerek oynamayacağım gibi görünüyor. En başta yaptığım yorumu tekrar edeyim. Bakalım ama yine de beni değiştirebilir. Yani çok açık dünya formülü sanki çok iyi uygulanamamış mı? Bilemiyorum. Onu artık bir iki hafta sonra oynadığımızda bir konuşuruz. Bir gündem kısmında konuşuruz. Anthem'da çıktı. Anthem benim ilgimi çekmiyordu zaten bu diyalog mevzusundan sonra. oyun, formül oyun zaten. Yani artık evet. Bildiğimiz oyun formülünü tekrar tekrar artık ısıtıp önümüze koyuyorlar. Yani Destiny, bilmem ne Division,
co-op odaklı, işte loot tabanlı, işte ekip halinde ortamlara daldığımız oyun, işte online hizmet oyunların online Evet. hizmet olarak tüketicinin sağlanmasına yönelik oyunlar. Oyun dünyası konusunda çok bir şeyim yok. Çok beni içine çekemedi yani anlatılanlar bu zamana kadar. Gördüğüm kadarıyla yorumlar da çok iç açıcı değil bu konuda. Oyunun kombatının, savaş mekaniklerinin iyi olduğu söyleniyor ama onun dışında çok eğlenceli olmadığı söyleniyor. Önümüzdeki süreçte belki iyi olabilir. Benim çok ilgimi çekmiyor artık. Oturup oynayacağımı düşünmüyorum Ben yakın çok kısa zamanda. bir baktım Anthem'a. Şöyle dedim yani direkt hani 10 sene önce 15 sene önce olsaydı arkadaşlara bir sorardım bir toplanır mıyız şunun için diye ama yani şu an ona ayıracak vaktim yok ve sadece o verdiği o combat beni oyuna çekmeyecek. Çünkü o da Öyledir canım yani. muhteşem bir şekilde değil yani böyle kusursuz bir combat yapısı sunmuyor ki hani Evet. sade ondan yürüyüp oyuna girelim oynayalım. O yüzden beni de çok fazla çekmedi Ekip senin dediğin halinde gibi. belki eş dostla işte oynanır ama bir sürü oyunlar eğlenceli oluyor öyle Evet, zaten. aynen öyle. Ki bu arada Division falan da geliyor. O muhtemelen biraz daha derli toplu bir iş olacak gibi görünüyor. Bana da Beta öyle geliyor. yorumlarına bakılırsa ben Evet. deneyimleyemedim betayı ama ilk oyunun üzerine çok koydukları söyleniyor. Beta anlamında. Bilmiyorum yani. Anthem bu kadar üzerine Electronic Arts'ın düşeceği, bu kadar böyle reklamını yaptığı, yani çok büyük bir beklenti yarattığı bir oyun olarak karşımıza geldi ama sanki keşke bu tanıtım bütçesine en azından başka bir oyuna Değil harcasalarmış. mi? Bence ya o kadar sen de biliyorsun tanıtım için birçok böyle değişik işler yapıldı. Evet. Neil Blomkamp bir kısa film Evet. yaptı. Geçen hafta konuşmuştuk kendisi. Total War'un geliştiricisi Creative Assembly'ye konuk olmuştu. Orada işte yeni onların yeni taktik first person oyununu deneyimlemişti ki Neil Blomkamp Güney Afrikalı yönetmen District 9, Chappie gibi filmlerden tanıyoruz. Kendisinin kısa filmleri falan da var. Bir kısa film yaptı. Anthem'a daha önce Halo'ya yapmıştı. O güzel bir çalışmaydı. Anthem'a yaptı. Bana biraz oyun içi video gibi Evet, geldi. aynen. Conviction adında. Onu da linkini veririz izlersiniz. 6-7 dakikalık bir şey. Fan yapımı bir Yani YouTube videosundan bir güzel. tık yüksek yani Ha, ama. güzel ama hani çok da bir anlamı var Evet. mı? Yani bu tarz çalışmalar çok güzel zaten. Hani böyle ünlü yönetmenlerin oyunları ele alıp kendi vizyonlarıyla bir Evet. şeyler ortaya koyması çok güzel ama oyunu kurtarır mı bu? Evet Böyle işte. işler yani o oyun kendisi karar verecek ona. Nasıl Evet. EA nasıl destekleyecek bu oyunu? Nasıl büyütecek? Göreceğiz hep beraber. Hizmet. Çevrim içi hizmet. Bakalım. Ya bu formül oyunlar beni artık pek çekmiyor. Yani bir tuttu işte Destiny. Ondan sonra bu tarz oyunları bir şey haline getirip, hizmet haline getirip sürekli bunu çevirmek, parayı çevirmek bilmiyorum, çok bana iyi bir modeli bir gelmiyor. Yani güzel bir dünya kurarsın. Müthiş karakterler, müthiş bir hikaye yazımı. O oyuncuyu orada yaşadığını hissettirecek bir şey. Büyük bütçeler gerekiyor bunun için tabii. Gerçekten emek harcamak gerekiyor. Çok büyük işler olması gerekiyor ama bunlar bana biraz daha sanki işte öyle çıkaralım buradan sağalım yavaş yavaş büyütelim gibi geliyor ki aslında örneklerini gördük. Destiny de öyle oldu Evet. sonunda. Bu da tam öyle olacak gibi Önceki sanki yani Division aslında. da Evet, aynı ilk şey Division. oldu. İlk Division bilmiyorum bu da öyle olacak gibi görünüyor. Yani şu an itibariyle beni çok çekmedi. Seni de Evet. çok Ben çekmemiş zaten ben diyalog olayında koptum zaten. gibi. Yani ikiden fazla seçenek olunca insanların kafası karışıyor falan deyip insanları salak yerine koyunca ben orada zaten oyundan tamamen kopmuştum. Yani biraz bakıyordum uzaktan ne olacak belki oynarım falan diye ama orada kararımı vermiştim ben. Kopuyorum artık bu ilişkimizi bitirdim Anthem'la. Öyle Electronic Arts. Evet, Electronic Arts'dan sonra bir diğer Bir diğer büyük başa baba. geçelim, bir Büyük diğer babaya baş. Büyük geçelim. baş hayvanlar. Activision Blizzard yüzlerce çalışanını işten çıkarmaya başladı. Geçtiğimiz Evet. hafta olabilir demiştik. Evet. Yani ne yazık ki Evet. raporlar doğru çıktı ve 770 yaklaşık 800 kişiyi işten çıkarmaya başladılar. Bu da toplam iş gücünün %8'iymiş. Çok. Tabii. Activision Blizzard'ın dördüncü çeyrek toplantısında ortaya çıktı bu olay. Geçen hafta düzenlendi. Bobby Kotick şirketin patronu konuştu. İşte şirketin yeniden bir yapılanmaya gideceğini falan konuştular. Bu yeni stratejileri bağlamında da yüzlerce çalışanın işine son verildi. Vallahi bilmiyorum. Aynı zamanda şirket rekor bir gelir açıkladı. 7,5 milyar dolar. İnanılmaz. Bir Yani yandan muazzam bir gelir yani şirket tarihinin en evet. büyük geliri Bir açıklanıyor. yandan da iş gücünün %8'i çıkartılıyor. %8 Yani çıkartılıyor. tasarruf amacıyla mı? Ne? Yani Ya daha bu adamlar... bütün sektörlerde oluyor aslında. Biraz tabii şey de var tabii.
beklentileri tutturamadılar. Şimdi şöyle bir durum var son yıllarda. Hep konuştuk. Electronic Arts'ta da oldu bu. Activision'da da oldu. Hatta birkaç hafta önce de yine gündeme taşımıştık. Bu şirketler son birkaç yılda 6'ya, 7'ye, 8'e katladılar Evet. piyasa değerlerini. Bunun en büyük nedeni mikro ödemelerdi. Mikro ödemelerin oyunlarına entegre edilip bu yeni patlamayla birlikte gelirleri çok büyüdü. Ve bunu devamlı olabileceğini zannettiler. Devamlı bu hızda büyüyebileceğini zannetti. Bunlar da kimlerdi? İşte yatırımcılar, hissedarlar ve patronlar. Bu adamlar oyun endüstrisiyle alakaları yok. Adamlar koyduğu parayı ne kadar geri alabilir? Ben bir koydum, bunu 20'ye katlayabilir miyim? Adam ona bakıyor. Geçmişte katlayanlar da olduğu için adam Adamları direkt onu bugüne bekliyor. evet, beklentiler büyüyerek arttı. Ama bunun böyle ya bu kadar sonsuza kadar büyüyemeyecek bir balondu. Ve nitekim Bir yerde artık. bir yerde artık o büyümeler yavaşladı. O zaman da adamlar beklentilerini tutturamadı ve bu başarısızlık olarak Evet. görülmeye başlandı. Aslında sen bir yandan şirket tarihinin en büyük gelirini açıklarken bir yandan beklentileri tutturamıyorsun. Ne oldu? Bunun sonucunda da fatura bir noktada çalışanları kesildi Evet. gibi oldu. Yani şirketi yeniden yapılandıralım. Nasıl olsa milletten her türlü parayı kopartıyoruz. Evet. Her türlü sağıyoruz oyuncu. Daha küçülelim veya işte belli noktalarda farklı bir yapılanmaya gidelim. Anlaşılabilir yani, tamam. Ama çok büyük bir dramatik bir değişim. Evet. İşin bir de şu noktası var. Eğer oyun sektörü çalışanları, bu sektörde emek veren insanlar organize, daha organize olsalardı, sendikalar, şunlar bunlar, bir iş gücü organize olsaydı, böyle büyük dramatik işten çıkarmalar olur muydu, yaşanır mıydı? Bence hayır. Kesinlikle. Burada tabii Bu kadar böyle rahat bir olamazlardı. olamazdı tabii. Bu da var. Bu da madalyonun diğer tarafı. Artı şöyle bir şey. İlk olarak dedin ya bir şirketin %8'ine tekabül ediyor diye. Şimdi Evet. şirketin %8'ini çıkardın. Şimdi bu adamların her oyunda bir dokusu vardır. Adam belki pazarlamacıdır. Belki oyunda Tabii. işte bir şeyi çiziyordur. Tam olarak Genelde, sözünü kestim, genelde oyun yapım ekiplerinden değil, pazarlamaya yönelik değil pazarlama, mi? satış, şu bu, işte yayın falan gibi departmanlar vurmuş bu işten çıkarmak. Ki yine onu konuşmuştuk geçen hafta, bunları vurabilir diye. Ama yine çıkacak oyunların dokusunu bence bir şekilde etkileyecektir. Çok büyük Tabii. bir insan kaybından Tabii. bahsediyoruz. Yani bu bence yapılacak en son şey olmalı. Öyle. Yani hani Yani gemi batıyorken birilerini çıkarmak daha mantıklı şimdi bence. bir şey söyleyeyim mi? Aslında sence şöyle olması gerekmiyor mu? Burada soru, ya beklentiler tutturulamadı. Senin bir şirketin var. Büyük, devasa bir holding yönetiyorsun. Beklentileri tutturamamışsın. Acaba Burada beklenti mi sorumluluğu, çok yüksek? beklenti zaten yüksek. Bu adamların beklentisi zaten, hep konuşuyoruz da, karşılayamazsın. Bu adamların hayat standartlarını devam Değil ettirmek ayrı bir problem haline geldi zaten. Hep mi? konuşuyoruz. Yani oyunları kazandıramadığı falan yok. Bu adamların hayat standartını devam ettirmek zorlaştı. Bu hissedarların, bu patronların falan. Ama bir başarısızlık varsa, hedefler tutturulamadıysa, bunun sorumluluğunu patronun alması gerekmiyor mu? Kesinlikle. Yıllar önce takip eden hatırlar. Nintendo'nun Wii U faciasının ardından rahmetli Satoru Iwata, Nintendo'nun patronu, kendi maaşının da kesintiye gitmişti, %50. Evet. Yani şimdi burada bir örnek var. Bir de bu Bir de örnek bu var. örnek var. Amerikan şirketleri genelde böyle. Bu yani sadece oyun endüstrisinde olan bir şey değil. Geçen haftalarda BuzzFeed'de falan da oldu benzer işte küçülmeler. Evet. Birçok sektörde, birçok şirkette oluyor. Yani sistem işte biraz, o bir pasta var. O pastadaki payın her zaman tepedeki abilerin, tepedeki dayıların paylaşmasını emrediyor sistem. Evet. O yüzden de aslında bu çok da anlaşılamaz bir durum değil, ama keşke böyle olmasa. Oyun endüstrisi son yıllarda işte bu kısa vadede nasıl karları maksimize ederiz, nasıl bütün piyasalık parayı toplarız, bir para var, hepsini biz almalıyız, herkes ona yardım ediyor. Buna endekslendi işte, bu beklentiler büyüdü, işte biz 8'e katladık 5 yılda, biz daha da büyüyebiliriz. Öyle olmuyor işte yani. Parayı yatıranlar da direkt onu bekledi. Evet, stabil, işte uzun vadeli, dengeli büyüme yerine AAA oyun endüstrisi buna yöneldi. Sonunda da işte böyle Electronic Arts da aynı şekilde. Onlarda da büyük borsada dalgalanmalar. Yani devamlı bu büyüyemezdi. Yani bu böyle bir şey olamaz. Ki zaten sen patlayacak bir şeye dayamışsın sırtını. Mikro ödemelerle sen bu noktaya geldin. Evet. Artık aynı şekilde yürümez o gemi. Tamam, Neyse. kurtardın orada günü. İnsanlar bir trendle atladı. Paraları Yani harcadılar ama hep de öyle gidecek diye bir şey o yok. büyüme öyle devam etmez. Hala büyüyorlar. Evet. Hala büyük gelirler elde ediyorlar, ama işte artık o büyüme ivmesi kalmaz yani, Evet.
nasıl bir beklentiydi o, nasıl bir delüzyon, nasıl bir daha hayal. Daha ne olacak yani hani. Dünyasında daha. Yaşıyorlar inanılmaz. Bilmiyorum evet. Ya. Yani bu tarz kar eden kazançlı şirketler sık sık buna başvuruyor. Ne yazık ki. Öyle çünkü sistem pastayı tepedeki dayıların paylaşmasını emrediyor. Yapacak bir şey yok. Evet, sıradaki habere geçelim. Geçelim. Yine aslında biraz bağlantılı sayılabilir. Evet. Blizzard'dan bu sene büyük bir oyun gelmeyecek. Evet, yine Activision'ın 4. çeyrek toplantısında hı-hı. konuşulan konulardan biri. Blizzard'dan bekliyoruz tabii bir şeyler. Hı-hı. Büyük bir oyun gelmeyecek açıklandı. Diablo tarafında bir şeyler oluyor. Mutfakta bir şeyler var, hep konuşuyoruz. Diablo Immortal dışında. Ki artık yani onu duymak dahi istemiyorum. Evet. Büyük belki Diablo oyun... Immortal'ın dışında bir şey yok da millet biraz ya işte, sesi kesilsin diye var var bir şeyler falan diyorlar. Warcraft Reforged var işte bir yandan. İşte remake ile remaster arası bir şey yapıyorlar Warcraft'ta. İşte o konuşmuştuk da bu sene, onda. Onunla konuşmuştuk. O da bu sene gelmeyecek gibi görünüyor. Ya da büyük oyun olarak da, görmüyorlar belki. Evet, onu bilmiyoruz. Ama büyük bir oyun olduğu mutfakta belli Diablo konusunda ki... Activision Blizzard'daki bu işten çıkmalara rağmen Diablo ekibi büyümeye devam ediyormuş. Yeni işe alımlar olacakmış. Yani bir şey geliyor burada ama bu sene beklemiyoruz. Evet. Blizzard'dan yeni bir şey. Ki yani benim daha çok da bir beklentim kalmadı. Evet, aynı şekilde. Diyorsunlar görelim. Sıradaki habere geçelim. Bu seneki Call of Duty oyununda tek kişilik hikaye modu olacak. Bak şimdi abi. Adamlar kardan zarar ettiler. Yine müthiş bir kar açıklandı. Demin de bunu konuştuk. Ve günah keçisini Black Ops 4'te sanki hani tek dertleri orada senaryo modu olmamasıymış. Sanki oyun çok kötü satmış gibi. Oyun Blackout modunu insanlar sevmemiş gibi. Tekrardan işte köklerimize döneceğiz dönüyoruz, falan evet. Filan. Yani ben bunu bekliyordum aslında yani. Akıl almıyor. Infinity Ward geliştirecek. Bu sıra onlarda, bu üçlü geliştirme şeyleri var, döngüleri var bunların. Treyarch'tı. Bundan önceki World War 2'yu Sledgehammer geliştirmişti. Sledgehammer, Treyarch, Infinity Ward'a geldi sıra. Infinity Ward'a zaten işte Modern Warfare'lerden falan tanıyoruz. Her ne kadar asıl ekip ayrılıp Respawn Entertainment'ı kurmuş olsa da işte Vince Zampella'lar falan işte o aslında onlar Medal of Honor'ın da geliştiricileridir. EA'den ayrılıp Activision çatısı altında Infinity Ward'u kurmuşlardı. Sonra tekrar ayrılıp Respawn Entertainment'ı kurup yine bir EA ile işbirliğine gittiler. Infinity Ward'da sıra biraz köklerine döneceklerini aslında ben bekliyordum. Bir tek kişilik hikaye modu gelir diyordum. Yani çok da ama yani beklediğim bir şeydi yani. Şu durumda hemen bunu açıklamak yani bana biraz şey algısı gibi geldi. Yani öbürüne işte tek kişilik hikaye modu koymadık. Ondan işler böyle oldu. Belki de işlediğinde kendini böyle adamlar ya zaten bir şey söyleyeyim mi? Yani. Ki satışları da iyi. Satışları zaten Black iyi. Ops'un. Bu yeni oyunda yapılan açıklamaya göre beklentiler Black Ops 4'ten aşağıda. Yani o kadar satacağını da düşünmüyorlar. Bu yeni Call of Duty'nin, çıkacak Call of Duty'nin. Bekleyip göreceğiz. Blackout gibi mod olmayacak anladığım kadarıyla. Yine tabii co-op modu olacağı söyleniyor. Artık o da klasik haline geldi serinin. İşte görevler yapıyorsun arkadaşınla birlikte bağlanıp. Yine multiplayer modları zaten hep bildiğimiz. Bunun yanına yine bir yeşillik eklerler mi Blackout gibi? Ben onu merak ediyordum mesela yani single player değil de. Bu sefer hiç macera aramayacaklar sanki. Değil mi? Yani çünkü... hani zaten saçma olur. Blackout'la bir sene önce çıkmış yeni bir Blackout modu daha mı koyacaksın? Direkt öldürmek olur o öldürmek oyunu. Belki hani Black Ops 4'ü öyle yaşatıp Blackout moduyla Blackout'u belki biraz daha bir yandan geliştirip evet. Bunda da yine klasik Call of Duty formülü ilerleyebilirler. Bu da çok satacaktır bence. Satacaktır. Beklentiler Black Ops 4'a da olmasa da yine de ya ben artık şeyi beklemiyorum zaten. Herhangi bir Call of Duty oyununun veya herhangi bir oyunun çok iyi olmadığı sürece işte mesela Red Dead Redemption gibi ya da işte yani öyle bir şeyleri mesela Cyberpunk gibi yani bir şeyleri değiştirebilecek minvalde oyunlar olmadığı sürece eski o Modern Warfare 2'lerin 30 milyonluk satış başarılarına falan yaklaşabileceğini düşünmüyorum herhangi bir oyuna. O yüzden o zamanlar burada da bu abiler derslerini almışlardır herhalde. Artık öyle acayip satış başarıları beklemiyorlardır. Evet. Öyle fazla bile konuştuk ya Call of Duty'yi. Evet kesinlikle. Ben sadece şeye biraz kızdım yani hani bu kadar kendi işlerindeki sorunlardan bahsediyor sonra işte tekrar köklerimize döneceğiz. Yani hani işte. Köklerine dön de sanki Black Ops 4'ü niye suçluyorsun? Evet, sıradaki habere geçelim. Sony crossplay konusunda yalan mı söylüyor? Evet, şimdi geçtiğimiz haftalar hep konuştuk. Sony bu konuda diğer platformların işte PC'dir, Xbox'tır, Switch'tir, hepsinin mobildir, hepsinin birlikte oynaması konusunda ayak diriyordu. Biz huysuz çocuğu oynuyordu. Bunu da işte hep
pazar payının büyük bir kısmının kendisinde olmasına bağlıyorduk. Her ne kadar PC tarafında crossplay'e yakın olsalar da işte Rocket League'de ilk çıktığından beri var. Final Fantasy 14 tarafında var. Street Fighter 5'te var. Geçmişte başka örneklerini de gördük ama tabii rakipleriyle direkt rakibi Xbox'la, Switch'le falan yanaşmıyordu. Ama öyle bir şey oldu ki Fortnite. Evet. Bu konuda geri adım attırdı Sony'ye. Çok fazla istek geldi, talep geldi oyuncu tabanından. Ki yapmak zorundaydı şey. Yani yapmak zorundaydı zaten yani yıl olmuş 2019. Evet. Yani artık platformlar bir arada oynamalı, dışlayıcı olmamalı. Ya sen şimdi bir oyun aldın, PlayStation'ın var, oyun aldın, online oynamak istiyorsun, oyuna para verdin. Online oynamak için para verdin. Evet. Bende de Xbox var, ben de para verdim. Aynı parayı veriyoruz seninle online oynamak için. Ben herkesle oynayabiliyorum, sen sadece Sony'cilerle oynuyorsun. Evet. Ya benim şey olacak iş mi yani? Ya sen daha az hizmet alıyorsun. Dışlamıyorsun. İkimiz de para veriyoruz. Sen kendi kutunda, kendi fanusunda kalıyorsun. Evet. Ya böyle saçmalık var mı? Dışlayıcı olmamalı artık diyoruz. Çünkü oyun endüstrisine zarar veriyor. Yani tamamına zarar veriyor. Sen kendimi koruyorum ben, pazar payımı koruyorum diye düşünürken. Küçük bir hesap oluyor orada artık. Öyle. Geri adım atmışlardı, biz de sevinmiştik. Evet. Fortnite'a, Rocket League'e falan geldi. Crossplay işte Xbox'larla bağlandı. Hep birlikte oynayabiliyor artık Fortnite, mobil, Switch, Xbox hep birlikte oynuyor. PlayStation'da, PC bilmem ne. Neredeyse hesap makinelerine de bağlanıp oynayacak artık. Yani hepsi birlikte oynuyor. Bu güzel diyorduk. Hatta Sean Layden, Sony'den demişti ki biz işte artık açığız. Herkes gelsin bize. Evet, öyle demişlerdi. Demişlerdi ama görünen görünüşe bakılırsa öyle değilmiş. Pek de öyle değilmiş olay çünkü Chucklefish'in son dönemlerin başarılı yayıncılarından, geliştirici firmalarından biri Wargroove oyunu çıktı. Bütün platformlara, PC'ye, Switch'e, Xbox'a, PlayStation 4'e. Ama PlayStation sahipleri crossplay'den crossplay'e bağlanamıyorlar. Diğer platformlarla oynayamıyorlar. PC, Switch, Xbox birlikte oynayabiliyor şu an. Ama PlayStation'cılar bu denklemin dışındalar. Ve Chucklefish'in patronu diyor ki biz defalarca başvurmamıza rağmen, bütün yükümlülükleri yerine getirmemize rağmen bizim aldığımız cevap hayır oldu diyor. Yani burada o zaman büyük firmalara bir şey tanınıyor, daha popüler, oyuncu tabanı daha büyük olan oyunlara bir iltimas gösteriliyor. Küçük oyunlara mı tanınıyor yoksa burada Sony yalan mı söylüyor, burada bir garip bir durum mu var? Çok alçakça bir hamle bence. Yani öyle. Fortnite bunlara gittiği zaman, Epic bunlara gittiği zaman belki artık herifler tehdit etti bilmiyorum. Ona tamam diyorlar. Bu adam çıkarmış her platforma. Bu crossplay'i kurmuş işte Switch ile Xbox'ı oynatıyor. E sen de işte araya gir değil mi? Yani ya niye kendi oyuncuna, mesela PlayStation 4 sahibi bir oyuncuya niye eziyet ettin? Evet ya bu ya beni, bana zarar veriyor bu. Yani oyuncuya zarar veriyor. Para verip almış zaten adam konsolu. Oyunlarını da alıyor oynuyor. Evet. İşte aylık 3-5 dolar da veriyor ne bileyim. Veriyor. PPSN Plus alıyor. Plus alıyor. Şu PlayStation Plus alıyor. Bilmem ne alıyor. E ne bu abi? Tamam Fortnite hani Sony'de şöyle bir avantaj var. Free to play oyunlar da almıyorsun. Yani evet. Xbox tarafında yine alman gerekiyor ama başka oyunlar da var. Sonuçta Wargroove paralı bir oyun. Ben bunu aldım. Seninle oynayacağım. Bende PlayStation var. Sende Xbox var. Oynayamıyoruz abi. Çünkü niye? Benim konsolun üreticisi benim çok elit olduğumu falan düşünüyor. Abi ben abi arkadaşımla oynayacağım ben yani. Bırakın böyle bir şey dışlanma olur mu? Benim niye günahım var? Saçmalık yani. Yani bu oyuncuları da ya kızdırır, Sony, geliştiricileri de kızdırır. Tabii. Adam zaten. Ya bu oyunculara zarar veriyor, geliştiriciye de zarar veriyor. Yani oyun endüstrisinin tamamına zarar veriyor. Sen neyi koruyorsun ki burada? Ya zaten pazar payını alıp götürmüşsün. Konsol jenerasyonunun sonuna gelmiş artık senin. Haklıyken daha niye bitti. Haksız duruma düşüyorsun tabii, abi de yani. Şu var, Sony açıkça yalan söylüyor. Daha önce söylemediler mi? Şimdi bu konuda bilmiyorum. Belki bir problem var bilmem ne. Şimdi Sony yarın öbür gün çıkıyor abi. Teknik bir sorun olmuş falan diyebilir. Evet. Ben buna inanmam, yemem. Çünkü bu yalanı daha önce söylediler. Fortnite. Hatırlarsın Fortnite örneğini. Evet. Adamlar bir şey oldu orada. Daha bu süreçten önce henüz crossplay konuşulmuyor. Sony ayak diriyor. Huysuz çocuğu oynuyor. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Xbox'la PlayStation oynamaya başladı bir anda. Evet. Meğerse Epic'in oradan bir dayı kolu bir tuşa basmış herhalde. Evet. Açılmış crossplay. Kimse fark etmeden bunlar birlikte oynamaya başladı. Sonra ama apar topar kapatıldı. Bu yani. Sony diyordu ki teknik olarak işte bilmem ne üzerine çalışılması lazım falan bir şeyler diyordu. Demek ki bir şey yok. Yani oradaki Epic'in orada, Epic'in orada belki işte stajyer çocuk bir tuşa bastı bir şey değil oldu. Mi? Kıçı değdi işte oradaki Valve'ler nasıl bir sistemler var bilmiyorum. Orada basıyorsun crossplay mı açılıyor. Bir şey mi var artık bilmiyorum. Ama öyle bir şey yani bir düğmeye bakıyormuş. Evet.
Ne oldu abi? Sonunda yalanınız ortaya çıktı bu noktada. Sonra işte aman işte şey falan. Hadi getiriyoruz Fortnite'a falan. Tamam artık herkes gelsin. E ne oldu? Adam gelmiş. Onu da kabul etmiyorsun. Bunun altından da bir açıklama gelecektir. Kesin kesin. Haftaya i̇şte kesin bir şey olmuş konuşuyor işte oluruz. Bir hata olmuş orada. İşte ya da açıyoruz belki falan. Yemezler. Şirket suçlayacaklar. Oyun geliştirirsin diyecekler ki üzerine düşenleri yanmadılar ya, falan. Yani öyle bir şey de çıkabilir. yani Her şey olabilir bunlar, yani. ya ben artık yemiyorum ya. Yani Sony bu konuda artık yalan söyleye söyleye bir hal oldu. Yani iyi bir şey var elinde. Evet. Bok etme konusunda iş üstlerine yok. Yapmayın abi şunu. Vita'yı da öyle yaptılar. Yok Evet. işte bir sürü oyun geliştireceğiz dediler. Hiçbir şey yapmadılar sonunda. Ya Güzelim duruyor Vita. platform Evde için, duruyor güzelim Vita yani. platform için ettiler ya. Güzel şeylerin için etme konusunda üstüne yok. Hani Microsoft hiç zaten beceremiyor. Adamlar bu kadar şey durumdayken, organize olamamış durumdayken siz böyle elinize almışsınız vuracağınıza. Evet. Böyle bir saçmalık, Yani başı çok boşluk küçük bir gibi düşün. hesap ve bu bence Sony hayranlarını bile, yani Yani fanboy öyle. demiyorum, Sony seven insanları bile Evet. soğutacaktır. Hatta ankete bunu soralım mı? Bu Soralım. tarz olaylar, Evet. bu tarz yani Sony'nin iki ileri bir geri gittiği, yalan söylediği ya da Evet. işte herkesin işine yarayacak bir şeye bilerek taş koyduğu Evet. olaylar sizi Sony'den soğutuyor mu? Biz Allah bilir Yani. bunu nasıl soracağız da şıkları falan. Yani bir Bu, şekilde evet, Uğur abinin ayarlarız. kafasının üstünde Sony ile ilgili bir soru Evet, bir olacak. soru olacak, ona cevap vermenizi bekliyoruz. Bizi Evet. Vimeo üzerinden izliyorsanız veya podcast olarak dinliyorsanız da sizi kısacık YouTube'a Evet. bekliyoruz. Gelin üşenmeyin yani. Üşenenler Çünkü varmış. Ben varmış, mesela ben de TeknoSeyir görüyorum. sosyalde görüyorum. Üşenmeyin. Gelin. Üşenmeyin, evet. Daha Çünkü iyi bir bu sistem olabilir oylar... mi? Olabilir belki ama yani şu an bunu Evet. yapabiliyoruz. Evet. Çünkü güzel oluyor. Ne kadar çok katılım olursa burada bize Nazlı tutuyoruz. konuşacak malzeme oluyor. Güzel oluyor Kesinlikle. yani. O yüzden Kesinlikle. bekliyoruz. Evet. Sony beni gitgide soğutuyor. Yani Öyle şimdi ben belli adamın oyun insanlar yapma varmış. vizyonunu eşsiz buluyorum. Evet. O Kesinlikle. konuda bırakıyorlar. Nasıl yaparsanız yapın. Adamlar o kadar çok bırakıyorlar ki. Mesela God of War'u 5 senedir Oyun geliştiriyor çıkmıyor adamlar. değil mi? Ya abi adamlar öyle bıraktılar ki No Man's Sky çıktı ne hale geldi. Ya adamlar o neydi adı? Hello Games'in şeyi, gülen çocuk işte. Hello Games'in patronu. Utangaç. Ya neyse adı aklıma gelmedi şimdi. Gülen çocuk. Ya herif binlerce yalan söyledi ya. Sony'nin patronuna yalanlar söyledi. Birlikte oynadılar. Şu olacak, bu olacak. Herifin yüzüne baka baka 50 bin tane yalan söyledi. Oyunun böyle hiç çıkmayan bir versiyonu falan oynattılar. Birlikte oynadılar falan. Onu yayınladı Sony. Yani adamlar o kadar karışmıyorlar ki ne olduğundan. Haberleri yok. Oyun öyle bir çıktı ki o gösterilen halinden eser yok. Söylenen şeyden hiçbiri yok. Yani öyle bir başlık. Yani Sony bırakıyor. Tamamen yaratıyoruz siz de diyor. Yapın Belki de abi onu o oyununuzu. amaçla yapmıyor ama belki vakti yok. Bakalım Ha, siz ararsanız olabilir. hani şimdi bu adamlardan böyle vizyonlar gördükten Evet, sonra bu olabilir diyemiyorsun ya. ki bu işte rahat bırakın da daha iyi iş Bekle. yapıyorlar. Yani işte Hideo Kojima şimdi bu adam Evet. Sony ile çalışabilir. Evet. Yani Konami adamın ensesinde boza pişirdi. Yani Microsoft'a gitse herifi intihar ettirirler yani. Herif hayattan soğur. Rahat bırakıyor. Ha belki senin dediğin gibi üşengeçlikten de olabilir yani bu ama. Yani ama iyi bir şey oldu. İyi bir formül oldu. Günün sonu iyi bir Kesinlikle. felsefe Ortaya oldu. çıkan Orada oyunlardan tabii. belli. Yani o yüzden nasıl böyle bir iyi üç kötü iş yapıyorlar ben anlamıyorum. Evet yani Bakalım. çok da saçma bir şey. Umarım yeni jenerasyonda ya böyle Yeni saçmalıklar yaşamayız. jenerasyon da bu kadar rahat olmayacak Abi zaten. Benim dışlayıcı düşüncem o. olmamalı ya. Yani Evet. hiç kimse dışlayıcı olmamalı artık bu noktada. Tamam 5 sene önce yiyorduk. Daha kapalıydı platformlar. Okey ama artık benim buna tahammülüm Ya yok çok artık. basit bir örnek vereyim abi. İkimiz de Android cep telefonu kullanıyoruz. Seninkinin sürümü 9, benimki belki 7. Birimizinki 1 yıllık, birimizinki 2 yıllık. Markalar bile değişik, her şey değişik. Bir oyun olduğu zaman oynayabiliyoruz değil mi? Yani Ya. cep telefonunda oynuyoruz. Tamam ikisi de Android de ben eminim Apple cihazlarla birlikte oynatan oyunlar Var. da Var vardır. tabii var. Adam işte 1000 tane farklı cihazdan gelen oyunu bir sunucuya bağlayıp oynatabiliyor. Dışlayıcı olmamalı ya. Konsoldan ya işte adam Tabii. almış özel olarak senin konsolunu almış. Oynasın ya Ya dedi şimdi böyle yani. işte pazar payı adamın elinde. İşte bunu korumak istiyoruz Sonsuza deyip kadar diyen gitmeyecek ki oyun, bunu ona. savunan oyuncular var. Görüyorum ben sağda solda yani. Abi benim hissem olsa Sony'de savunamam bunu yani. Çünkü burada gerçekten Evet. bu oyun endüstrisine zarar veriyor. Bizim burada şirketlerin işte ne bileyim Sean Layden'ın bilmem ne işte Sony'nin veya Sony'nin patronunun cebini düşünecek değilim ben. Ben burada oyuncuyum veya işte oyun geliştiriciyim. Benim kendimi düşünmem lazım. Oyun endüstrisini düşünmem lazım. Zarar veriyor mu? Veriyor. Günün sonunda 2-2 daha 4. Artı bu saygı duyulacak bir şirket politikası değil ki. Bu Değil. bildiğin işte mızmızcı Ya çocuk tabii gibi canım yani. oynuyorsun. Ha Sony bunu niye yapıyor? Anlamak zor değil yani işte. Ben pazar payı bende abi. Benim yeterince oyuncum var. Diğerlerine bulaşmam. Böyle oynasınlar. Yeterince şeyim var. Yani adam kendini, kendi pazarını, kendi
şeyini korumaya çalışıyor. Ekosistemini korumaya çalışıyor. Kendince çıkarı var, yok. Ama kendine faydası olan şey oyun endüstrisi tamamına zarar veriyorsa burada bir yanlışlık var. Ve bu bunu kafayla giderse lazım. De yeni nesle cevabını alır. Alır. Bu benim şahsi düşüncem. Şimdi şu anda aldı zaten. Evet. Kimse memnun değil durumdan yani. Rakip de bu kadar agresif bir şekilde yok stüdyo alıyor, yok Game Pass oyunu ekliyor falan. Evet. Sen de hala bununla uğraş. Devam et yani bakalım ne olacak. Şimdi bu haberde yine benzer şey konuşacağız. Evet, yine güzel bir haber daha. PlayStation'ın başında Jim Ryan geçti. Bu değişikliğin önemi ne peki abi? Ya şimdi Jim Ryan, Sony, PlayStation demişken tabii bu hani Sony Interactive Entertainment'ın başkanı oldu. Evet, CIE. John Kodara'ydı önceki başkan. Bu da başkan vekiliydi. Jim Ryan rolleri değiştiler. John Kodara başkan vekili oldu. Jim Ryan da başına geçti. Tabii bu hani 1 Nisan'da bu arada gerçekleşecek bu değişiklik. Yürürlüğe girecek. Tabii bunu Kodara, John Kodara için bir rütbe düşürme anlamına gelmiyor aslında. Biraz görev değişikliği gibi. John Kodara daha çok network, yenilikçi deneyimler falan üzerine çalışmaya devam edecek. Jim Ryan ise tamamen şirketin genel yönetiminden sorumlu olacak. Peki bu ne anlama göre sana sorduğun gibi? Jim Ryan'ı nereden tanıyoruz sorusuyla eşleşiyor bu. Şimdi... Deminki haber de bağlantılı gibi. Bağlantılı tabii. Şimdi Xbox tarafında, Microsoft cephesinde Xbox One'ın bir geri uyumluluğu söz konusu. Bunun sözünü verdiler ve yaptılar. O dönemde Sony'ye de soruldu. Yani siz yani geri uyumluluk yapacak mısınız PlayStation 3'le? Jim Ryan da bunun yeterince karlı olmadığını söyleyen abimiz. Tabii büyük tepki aldı yani. Şimdi rakibin yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Kendisi de eskiden yapıyordu ya. Yani PlayStation cephesinde eskiden olan bir şeydi. İlk kasalarda oluyordu ama daha sonra bunu hep önünü tıkadılar. Bir şekilde yine platformu kapattılar. Yani Sony'de yine işte böyle bir gariplik şeyi de var. Garip bir uygulama kafası var. Buradan rakibin bunu çok agresif bir şekilde yapmışken Sony'nin işte yeterince karlı değil. Buradan yeterince kazanamayız gibi garip bir açıklama. Yani belki tabii ki şirket içinde bir şeyi vardır. Finansal beklentileri bunu karşılamıyordur. Atacakları taş ürküttükleri kuşa değmiyordur ki PlayStation 3'ün mimarisi malumumuz hani. Evet. Enteresan. Büyük problemdi yani. Hani özellikle multi platform oyunlar için geçen jenerasyonda. Problemdi. Belki kendi birinci parti eksklusif oyunlar için değildi belki ama multi platform oyun geçiren geliştiriciler bayağı problem yaşıyordu PlayStation 3'ün mimarisiyle. Hep mesela oyunlar daha problemli çıkıyordu, performans problemleri oluyordu. Ben bir Bayonetta hatırlıyorum. Yani Xbox'la PlayStation 3 arasında, Xbox 360 ile PlayStation 3 arasında bir jenerasyon fark var gibiydi. Sanki PlayStation 3 oyunu PlayStation 2 gibiydi yani. Grafik kalitesi, oyunu çalışma performans olarak falan. Exclusive oyunlar hariç zaten iki konsolda sahipsen genelde 360 alayım diyordun. Exclusive oyunlarda 360, sorun olmuyordu dediğin gibi. Evet, multiplatform olayında daha iyi çalışıyordu yani daha sorunsuzdu. Evet. Vallahi bilmiyorum yani Jim Ryan bu abimiz işte. Şimdi tabii bir noktada söylentiler var. PlayStation 5'in yani önümüzdeki yeni jenerasyon PlayStation'ın konsolunun geri uyumluluğu olacak konusunda söylentiler var ama şimdi Sony Interactive Entertainment'ın başında bu arkadaşın geçiyor olması acaba yine benzer bir şey yaparlar mı? Katakulli yaparlar mı? Yine bunun yolunu kapatırlar mı? Diye bir bahane bulabilirler yine. Tabii ya olabilir yani. Baksana adamlar yapacağız gelin herkes gelsin dedi. Crossplay konusunda yine ayak diremeye devam ediyorlar. Evet. Burada da bir yamukluk çıkartabilirler. Ha şöyle bir avantaj var. Mimari aynı olacak. Hani yine x86'dan yürüyecekler. Onun artık hani resmi düğür yok ama yani böyle olacak gibi. Böyle olacak kesin. Tabii yani gibi de gibisi de fazla. Artık gerek yok konsol için ayrı bir ya, tabii, güzel mimari. Şey de işlerine de yaradı. Hem geliştiricinin işine yarıyor. Daha hızlı yürüyor geliştirme süreçleri. Bütün platformları aynı anda geliştirebiliyor böylece. Eskiden arada sırada haberler çıkardı ya abi işte bir firmadan biri açıklardı. Atıyorum işte PlayStation oyun yapmanın zorlukları. Herif tabii, böyle uzun uzun anlatırdı. Ya da PlayStation oyun yapmanın işte Xbox oyun yapmanın zorlukları. Yani böyle şimdi artık şimdi biraz hiç daha öyle makaleler çok duymuyoruz yani görmüyoruz, denk gelmiyoruz. Daha kolay işte dışlayıcı olmasın diyoruz işte. Bu önemli bir şey. Aynı mimariyi kullanması, aynı altyapıyı kullanması, bütün konsolların PC ile beraber yürüyor olması ama ben yine de şaşırmam. Geri uyumluluk olmayacak derlerse. Ama ben bekliyorum. Olacağını düşünüyorum ama Jim Ryan'ı da işte onu da tanıyalım diye aldım o da. Yani geri uyumluluk olmazsa crossplay, cross platform olmazsa yeni jenerasyonda ne yapacaksın? Yeni jenerasyonda bu ikisine hem geri uyumluluğa hem de crossplay'e önem vermeyen taca çıkar. Bence de. Kesinlikle. Bu kesin. Ki rakibin bu konuda gerçekten bir şeyler yapıp hani yaptık diye çok reklamını bile yanmıyor adam. Yani, hani yani adam onu yaptı bu
jenerasyonda denedi. Hı hı. Önümüzdeki jenerasyon hazır. Sen evet, daha denemedin. Kesinlikle. Ki Game Pass'e gelen bazı oyunlarda 360 oyunlar oluyor. Onları var. İndirip adam onu bile koymuş. Evet. Ve... Bu arada Sony de PlayStation Plus'ta şeyi kapattı. Artık PlayStation 3 oyunu gelmeyecek. Hmm. Hediye olarak geliyor. Her ay gelen oyunlar. En son işte bir Metal Gear 4 falan verdiler PlayStation 3'cülere. Artık gelmeyecek. Yani sanırım Mart ayında sadece PlayStation 4 oyunu olacak. Vita bilmiyorum. Vita da olur belki muhtemelen ama PlayStation 3 olmayacak artık. Onu da hani geçen jenerasyondan konuşmuşken söylemiş olalım. Bilgisini verelim, evet. Evet, sıradaki habere geçelim. Hollow Knight Silksong duyuruldu. Evet. Direkt bir devam oyunu. Hani bu DLC bilmem ne expansion falan değil. Evet. Hollow Knight çok güzel oyundu. Ama Doku'yu da çok güzel korumuşlar. Bu da evet, çok hoşuma gitti çok... videosunda. Aynı görünüyor. Yani çok evet, güzel yine görünüyor. Belli güzel bir oyun olacak yine. Hollow Knight bir Metroidvania klasiği. Nasıl Metroidvania haritası tasarlanır? Hep konuşuyoruz çünkü. Yani biraz geriye seni aynı yerden geçmeye zorlar. Bu oyun tasarlanır. Yani büyük bir dünya verirse onu keşfedersin. Açamadığın bir kapı olur. Daha sonra güçlenince gelip o kapıyı açabilirsin falan dört gibi. Dört paşa gelirsin sürekli aralarında. Evet. Bunu tasarlamak zordur. Sıkıcı olmamalıdır. Kesinlikle. Oyuncuyu sürekli ilginç şeylerle karşılaman gerekir. Sürekli sürprizlerle karşılaştırman gerekir ki oyuncu sıkılıp ilgisini kaybetmesin. Hollow Knight bu konuda ders niteliğinde okutulabilecek bir oyun tasarım şahikasıydı. Kesinlikle. Müthişti. Anlatımı çok güzeldi. Dönüş mekanikleri çok akıcıydı. Oyun dünyası çok güzeldi. Hafif böyle bir şey de vardı. Nasıl diyeyim? Bir melankolik bir dünyası vardı. Güzeldi. İki boyutlu bir platform aksiyon oyunuydu Metroidvania tarzında. Zaman zaman o kadar zorlaştırıyordu ki Dark Souls'la kıyaslayabileceğimiz böyle saçı başı yoldurabilecek bir oyun haline dönüşebiliyordu ama çok güzel bir oyundu. Yani asla da haksızlığa uğradığınızı hissettirmiyordu oyun size zorlaştığı anlarda. Oyunun Avustralyalı geliştiricisi Team Cherry yeni oyunu duyurdu. Henüz çıkış tarihi belli değil. PC'ye, Steam'e, GOG'a ve Switch'e geliyor. Şimdilik ama bir çıkış tarihi yok. Dediğim gibi dokusunu güzel korumuşlar. Kesinlikle. Daha macera aramamışlar. Evet, daha fazla. Büyük bir dünya olacak. Evet. Bu sefer yine Hollow Nest'in koruyucu prensesi Hornet rolündeyiz. Hornet de işte yaban arısı. Ne? Eşek arısı. Eşek arısı. Olarak çevirelim. Ama adam Hornet. Özel isim. Hornet rolünde Hollow Nest'in koruyucu prensesi kaçırılarak başka bir diyara götürülüyor. Orada yeni bir maceraya atılıyoruz. Daha büyük olacağı dünyanın. Yeni yine kasabalara, yine böyle sevimli böceklerle dolu yeni kasabalara konuk olacağız. 150'den fazla yeni düşman varmış. Evet. Ki iyi. Bayağı iyi ki ilk oyunda düşman çeşitliliği anlamında doyurucuydu. Evet. Bu da oyun ölçeğinin daha büyük olacağı konusunda bizi heyecanlandırıyor. Evet. Ben yine... her şeyde önce şunu çok sevdim, sözünü kestim kusura bakma. İlk oyunun çalışan sistemini bozmadan, macera aramadan, geçmişte Trine'in yaptığı gibi şu an aklıma hani örnek olarak evet, geldiği için söylüyorum. Geçelim, evet, 3 boyuta geçelim, bilmem ne yapalım gibi değil de bak biz yaptık güzel oldu. Aynı dokuyu koruyalım, karakterleri değiştirelim, işte etrafı biraz daha büyütelim, teknoloji nimetlerinden yararlanalım. Aynen. İnsanlara da bizi sevdikleri gibi oyunu sunalım. Ne güzel, herkes doğru, mutlu olsun yani. Sen şey örneği verebilir miyiz? Guacamele 1 ile 2 evet, kesinlikle. Arasındaki şey gibi. Kesinlikle. Yine ölçek olarak yine aynı evet, formu koruyup daha büyük ölçekli bir oyun, daha büyük bir macera yaratmışlardı. Bu da üzerine elbette bir şeye katacaklardı ama işte, temelde okuyu bozmamaları müthiş. Dönüş, bir kısa video yayınlamışlar. Dönüş daha akrobatik. Evet evet. Dönüş onu hissettiriyor olacak. Zaten hissettiriyor. Onu da söylüyorlar evet, ama. Evet söylüyor. Yine tabii bir sürü keşfedilme bekleyen gizemler olacak. İşte hazineler, bilmemler. Yine zorlayıcı boss dövüşleri evet, olacak. Alet edevat olacak. Böyle bir kancamız var. İşte dönerek giden bir bıçak falan gibi çeşitli yine karakter geliştirme olacak. Ve yine sevimli yol arkadaşlarımız olacak bu serüvende. Onları görüyoruz. Yayınlanan video çok hoş, tatlı olmuş. Merakla bekliyoruz. Tabii evet, daha çıkış tarihine dair bir şey yok önümüzde. Duyurulduğu zaman yine konuşuruz. Ben heyecanlandım açıkçası. Valla ben de heyecanlandım. Olduğu gibi korumaları beni çok mutlu etti. İşte evet, görmek istediğim şey evet, bu dedi. Bu sefer direkt Switch'e de geliyor. Oyun çünkü evet, Hollow Knight çok büyük başarı yakaladı Switch'te. Sonradan gelmesine rağmen. Biz onu ilk gündemlerde falan konuşmuştuk. Evet. Bu dedik çok başarılı olur diye konuşmuştuk. Çok şey yakışır demiştik. Evet. Çok yakışır demiştik. Hatta belki de ilk Switch'e gelen evet, konuştuğumuz oyun buydu. Switch'e ilk yakışır dediğimizde belki oydu. büyük başarı yakaladı. Bak diğer evet, klasmanlar PlayStation 4, Xbox falan cephesinde bir duyuru yok. İşte Steam, GOG, Switch. Oyunun en başarılı olduğu platformlar. Muazzam. Buradan yürüyecekler. Yani
Çok da mantıklı. Adamları da seviyoruz. Umarım istedikleri gibi olur. Bizim evet. istediğimiz gibi olur. Sıradaki habere geçelim. Total War Three Kingdoms ertelendi abi. 7 Mart'ta çıkacaktı. 23 Mayıs'a ertelenmiş. Evet, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence Total War hayranları çok da mutsuz olmamışlardır. Biliyorsun genelde problemli çıkıyor oyunlar. Yani özellikle performans tarafında optimizasyon problemleri oluyor. İşte ne bileyim işlemciye çok yükleniyor. Grafik kartını tam kullanamıyor. Yani böyle bir memnuniyetsizlik hep oluyor Total War oyunlarında. Ağızlar hep yanıyor. Evet. O yüzden olumlu karşılanmış olabilir. Ben çok nabzımı tutmadım ama bana çok da üzülmüşlerdir gibi gelmiyor. Güzel bir oyun olacak gibi görünüyor Three Kingdoms. Biraz farklı bir oyun olacak. Hani tabii Warhammer'la seri bir fantastik tarafa da yöneldi. Burada biraz daha dengeli bir şey kovalayacaklar. Milattan önce 200'lü yıllara gidiyor oyun. Antik Çin'de Han hanedanlığının çöküp işte yerine Wu, Shu, Wei hanedanlıkların arasında geçen Three Kingdoms dönemine, üç krallık dönemine götürüyor bizi ve aslında bir kitap uyarlaması, Romance of Three Kingdoms, Luo Guanzong'un 14. yüzyılda yazdığı bir roman uyarlaması. Yani direkt tarihten de beslenecek tabii Total War oyunlarının olduğu gibi ama direkt tarihten beslenmiyor diğer oyunlar gibi. Bir roman uyarlaması ve tabii roman anlatımı da olacak oyun içerisinde. Yani biraz daha hani klasik Total War'la biraz Warhammer'ın arasında. Çünkü bu şey vardı, Crouching Tiger and Hidden Dragon. Kaplan ve Ejderha diye mi çevrilmişti Türkçe'ye? Meşhur bir Çin film, böyle uçmalı kaçmalı düellolarının olduğu falan güzel bir filmdi. O ondaki düellolara benzeyen karşılaşmalar olacak işte. Takım ordumuzdaki kumandanlar falan böyle düellolara girişebilecekler. İstersek klasik mod da olacakmış. Hani roman uyarlaması modu dışında. Çünkü o ya biraz fantastik bir anlatıma sahip. Bir şey. Evet. Bu mükemmel bir o şey. O opsiyonun sunuyor olmaları güzel. Çünkü roman uyarlaması, romandaki anlatım biraz daha fantastik öğelerle de bezeli. Biraz daha farklı, dramatik bir anlatımın olduğu tabii. Yani tamamen tarihi bir şey değil. Ya, tarihi çok seven insanların genellikle oynadığı bir seri, oyun, Total War serisi. O yüzden bu demin de bahsettiği şey yanmaları bence çok şahane. Evet. Çünkü birçok kişi ya benim için umurumda değil o adamın ne yazdığı 1400'lü yıllarda. Ben tarihte olanı tekrardan canlandırmak, yaşamak istiyorum. Adam kendi bilgisiyle belki orada yani bir şeyler karşılaştıracak. Evet, bir şey öğrenmeye çalışacak. Çünkü Total War o konuda iyi olmaya çalışan, başarılı olmaya çalışan oyun serilerinden biri. Uğraşıp onu da koymaları güzel. Evet, bakalım tabii Three Kingdoms serinin de en başarılı oyunu olabilir. Çünkü Çin pazarına da girecekler yani bu oyunla. Çin'de ön siparişler, ön sipariş etmeyen dövüyorlardır gibi geliyor bana muhtemelen. Büyük bir pazar. Çin'e açılmaları bu yönden iyi. Evet. Umarım güzel bir oyun olur. Evet, göreceğiz bakalım. Ertelenmesi bizim için de kötü haber değil. Demin yani de bildiğimiz gibi sorunu çıkacağına. Doğru. Seni biraz üzecek bir haber var abi. Belki bu konuda taşlaşmış olabilirsin artık ama Starbreeze, Stem Shock 3'ün yayın haklarını Otherside'a geri sattı. Evet ya, şimdi geçtiğimiz haftalarda detaylıca konuşmuştuk. İsveçli Starbreeze'in yaşadığı problemleri, işte bu Overkill's, Walking Dead'in göz göre göre berbat bir halde piyasaya sürülmesini, işte bu süreçte yaşananları falan konuşmuştuk. Evet, o kadar pislik olay vardı ki yani Uğur Dündar'ın falan gelip böyle ne oluyor diye bir kolaçan etmesi lazımdı. Helikopterle inip falan böyle. Buglar muzun içinden çıktı falan. Evet, değil mi? Bunlar Afrika'dan geldi abi muzun içinde. Yani artık yani o noktadaydı yaşanan problemler. Öyle bir incelemeye tabi tutulması gerekiyordu yani. Tabii şirketin bu noktada küçülmeye gideceği kesindi. Nitekim Overkill's Walking Dead'in konsol versiyonları iptal edildi. Ve sonuç olarak da System Shock 3'ün yayın haklarını da Otherside Entertainment'a geri satmışlar. Otherside Entertainment'da aslında şeyin en son Underworld Ascendant'ı yaptılar. Ki ekipte orijinal Underworld serisinde ve System Shock'ta çalışmış kişiler de var. Hatta Warren Spector falan var. Deus Ex'in yaratıcısı. Önemli bir stüdyo. Evet. Ama onlar da Underworld Ascendant'la bayağı zor günler yaşıyorlar. İstedikleri gibi olmadı. Oyunu tekrar bir işte oyunun genel hatlarını, görev yapısını, keşif hissini, sistemini falan bir yenilemişler. Yenileceklermiş daha doğrusu. Ama sıfırdan ama yani oyun başarısı oldu. Evet. Yani o artık bir kesin nokta. Starbreeze'de oyun haklarını geri satmış. Oyunun yayın haklarını. Aynı zamanda geliştirmesi kendine zaten Otherside yapıyor değil mi abi? Otherside geliştiriyordu ama Starbreeze aynı zamanda 12 milyon dolar kadar da
bir yardımda bulunmuş oyunu geliştirmesi için. Hem bunu geri almışlar, alacaklarmış. Nasıl bir ödeme planı yapıldı bilmiyorum tabii. Çünkü Other Side da iyi durumda değil şu an. Onlar da para basmıyor şu an. Tabii Underworld Ascendant finansal anlamda da çok başarılı oldu. Tamam, Kickstarter projesiydi. Ama orada da çok büyük bir şey toplayamamıştı yani kendilerini kurtaracak. Oyun çıktıktan sonra bir finansal başarı getirmediği için zor durumdalar. Hem yayın haklarını aldılar, hem bu geliştirme sürecinde ödenen paraları geri ödeyecekler. Valla bilmiyorum ya, çıkar mı bu oyun System Shock 3 ki yani? Ya da çıkmalı mı baba? Bilmiyorum yani, işte System Shock 3'ü anlatmaya gerek yok. Hani Underworld, nasıl Ultima Underworld'ı anlatmaya gerek yoksa System Shock'u da anlatmaya gerek yok. Immersive Sim denen açık uçlu oynanış, işte bize oyun dünyasında birçok şey değiştirme, kendi yolumuzu çizme, bize görevlere, problemlere farklı yaklaşımlar sunan oyun tasarım felsefesi. Bizi biraz yorucu bir oyundu ama Anthem gibi değildi. Anthem oynarken ben çok yorulmuyorum da bu. Tabii Anthem oynarken WASD'de şeyle gidiyorsun abi. Yes no. Yes no. Şimdi tabii ne olacak bilmiyorum işte yani. System Shock 3 deyince akan sular duruyor. Bir, muazzamdı. İki, birçok şeyi değiştirdi. Hem first person shooter'lar için, hem de rol yapma oyunları için, hem işte bilim kurgu oyunları için. Yani bir, ne denir, bir benchmark noktasıydı. Kesinlikle. System Shock 3. Yani 2000'lerden önce çıkmış bir oyun. Hala bugün onu konuşuyoruz. Hala bugün birçok oyunu etkiliyor işte, ne bileyim. Referans hala. Hala referans noktası. Bugün oradan 20 yıl geçmesine rağmen. O yüzden önemli System Shock 3. Ama ya, çıkmalı mı bilmiyorum yani. İşte bu oyun için Underworld Ascendant gibi çıkacaksa çıkmamalı. Ben açıkçası çıkar mı? Şu an soru işaretlerim var. Nasıl çıkar? Hiç bilmiyorum. Hani Warren Spector falan var diyoruz. Hani Deus Ex'in yaratıcısı. Büyük isimler var ekipte. Orijinal yapımlarla çalışmış. Hani ilk yapımlarda da görev almış. Veteran isimler var ama. Ama Underworld'de de vardı. Yine sonuç her zaman iyi olmayabiliyor. Bilmiyorum. Mirası da bozmamak lazım. Bozmamak lazım. Yeni bir yatırımcı mı bulurlar? Oyunu gerçek vizyonuyla çıkaracak. Ya çünkü System Shock 3 bugün çıkacaksa yeni bir yol açmalı. Kesinlikle. Yani öyle hani bugünkü oyunları benzeyen bir şey olmamalı. Yani yeni bir şeyler de bulundurmalı. Bu formülü ileri götüren bir şey olmalı. Evet. Bugünkü oyunlarla yarışırsa zaten System Shock 3 olmaz. O üstte olmaz. Bir çizgi çekip kim geliyor ona bakması lazım ama bu gidişatla da epey zor gözüküyor. Yani bugünkü oyunlarla yarışacaksa Prey var işte. System Shock mirasını kullanan, geçtiğimiz sene çıkan Prey vardı işte. Dishonored var mesela, o tarz yine immersive simleri, 90'ların sonunda 2000'lerin başındaki immersive sim şey patlamasının mirasını sahiplenen. Ama bu formülü de ileri götürmesi lazım. Bilmiyorum ya. Umarım buradan iyi bir şey çıkar yani. Çok iyi görünmüyor ama. Evet. Olay. Yani iptal olursa şaşırmam. Yeni yatırımcı mı bulurlar? İptal olursa çok da üzüleceğini sanmıyorum abi. Çünkü riskli bir hamle. Ya açarsam şu iki oynarım abi. Evet, evet, kesinlikle. Ben de aynı kafadayım. Birçok şey var, birçok mod var. Şu an oynanabilir yani. Eğer oynamadıysanız hala System Shock 2'yi edinip Steam'den falan modlayabilirsiniz. Müthiş kaplama modları var. İşte çok güzel görevler var, bilmemler var. Yani güzel oyun yeniden bugün de oynanabilir hale geliyor. Tamam. Süper görsellerle, göz patlatan, pörtleten görsellerle olmasa bile. Evet. Oyunun çünkü sistemi bugün bile hala geçerliliğini koruyan, modern oyunlara öncülük eden bir sistem. O yüzden bence ileriye götürmeyecekse hiç gerek yok. Yani, bence yani mirası bozmaya gerek yok. Evet. Evet, sıradaki habere geçelim. THQ Nordic bir oyun geliştiricisini daha satın almış abi. Kingdom Come adamlar geliştiricisi Warhorse'u satın almış. Warhorse'u da aldılar. Çek geliştirici. Yaklaşık 40 milyon dolarlık bir meblağ. Bu sefer iyi ödemişler. Biz hep şey diyoruz hani böyle ucuza götürüyor. Fikret Orman gibi. Hani o da artık, o da kalmadı gerçi. Fikret Orman da sonradan bayağı bozdu ama. Öyleymiş, onu da izleyiciler arasında Fikret Orman diyorsunuz ama. Biz tabii çok eskide kaldık. Evet. Bayağıdır takip etmiyoruz. Koch Media aracılığıyla bu alım gerçekleşmiş. THQ Nordic'in yine iştiraklerinden biri ve bağımsızlığını koruyacakmış Warhorse. Bu iyi bir haber. Bu iyi bir haber. Bunun için tabii bomba gibi girdiler yine 2019'a. Yani neler aldılar neler. Hani bu konuşmaya başlasak bir saat konuşuruz. Evet. Yani en son şeyi aldılar. Şu rol yapma oyunu, strateji, rol yapma oyunu serisi Danimarkalı Logic Artists'in Expeditions'ı falan aldılar.
İşte Bugbear'ı aldılar, Flatout. Evet. Yine 2018'in sonlarındaydı galiba o da. Flatout'un geliştiricisi Wreckfest falan yaptılar en son. Onları aldılar, işte ne bileyim Gold Simulator'ın geliştiricisi Coffee Stain'i aldılar. Alıyorlar da alıyorlar. Evet. Hatta işte bayağı eski oyunları da yeniden canlandırmış. İşte Alone in the Dark, evet. Time Splitters, Outcast var mesela yine 90'ların şeyi, macera oyunu. Carmageddon, evet. Kingdoms of Amalur, Art of War, böyle bayağı manyak gibi. Hani eski şeyleri de yeniden canlandırma fikri mülkleri, canlandırma şeyleri. Bana şey gibi geliyor, oyun endüstrisinin Frankenstein canavarı. Yeniden canlandırıyor, çok acayip bir durum. Güzel bu tabii, kötü değil. Şu an 77 oyun geliştiriliyormuş THQ Nordic çatısı altında. Ya çok başarılı olacak ya da çok büyük patlayacaklar. Yani iyi bir şey çıkması lazım buradan. Hani hepsi kötü çıkmaz belki ama kötü işler, iyi işler çok... Karışık kuruşuk bir şey olursa... iyi yani, yönetilmesi lazım kesinlikle. Evet, çok iyi bir politikayla. Lazım. Yani oyunların belli bir standartın üzerinde olması lazım. Yani biri iyi çıktı, 10 tanesi kötü çıktı, 8 tanesi vasat çıktı olursa... Senin ismin gider. Olmaz. Yani bu böyle bir şirket olarak kalır. Yani bu böyle hani doygun, fazla doymuş ve piyasa çok fazla oyun çıkartan... Ama da bunun bir ismi var. Shovelware mi diyorlar? Öyle bir şey de deniyor. Shovelware, İngilizce bir isim var. Böyle bir şirket sürekli olarak. Sürekli oyun çıkartan. Yani evet, böyle kürekle oyun atıyormuş gibi piyasaya. Yani işte o öyle olsa olmaz. Evet. Belli bir standart tutturmaları lazım. Mesela Darksiders 3'ün satış başarısından memnun gibilermiş. Oyun her ne kadar senin diğer oyunun önceki oyunları kadar hayranları memnun etmemiş olsa da genel olarak çok kötü bir oyun değildi Darksiders 3 ama oradan memnunlarmış ama yani belli bir standardı tutturmaları lazım. Ne olacak göreceğiz. 77 oyun. Evet. Çok iyi yönetilmesi lazım. Büyük bir sayı ya. 77 ne abi? Değil mi? Belki de yeni nesile geçerken Microsoft varını yoğunu verecek. Bunları da alacak sonra artık. Diyorsun. O da kötü işte. Yani. O zaman zaten direkt tekel ya. Yani. Microsoft zaten hani işte Crackdown'ı bilmem ne derken hani onların da oyun yapma ne yaptıkları belli değil. 70 tane de buradan yapılsa. Al size exclusive. Olan abi. Haftada ama, bir özel exclusive. Ama hiçbiri de elle tutulur oyun değil falan. Evet. Öyle olmamalı. Evet. Umarım belli bir kalite yakalarlar. Çünkü evet, aldıkları isimler büyük isimler. Hep potansiyelde olan isimler yani. Stüdyoları iyi. Şu Danimarkalı ekip Logic Artist ki orada da bir yer Türk asıllı arkadaşlar var bildiğim kadarıyla. Hatta yanlış bilmiyorsam sahibi veya kurucusu yerli olması lazım, Türk olması lazım Logic Artist'in. Yani o mesela yetenekli bir firma yani Expedition serisi nefis. Yeni bir oyun yapıyorlar o konuda zaten. THQ Nordic'le beraber yeni bir oyuna başlamışlar Expedition serisinde. Bekleyip göreceğiz bakalım. THQ Nordic'ten bu oyunlar gelmeye evet, başladıkça yine seçimleri konuşuruz. Bence güzel yapıyorlar. Güzel. Yani çok popülerleri değil, çok arkada kalmışları da değil. Potansiyel olanları da. Potansiyel olanları çok güzel arkada çekiyorlar. Logic evet. Artist, işte Bugbear. Evet. Farklı tarzlarda da aynı evet, zamanda. Kingdom Come da çok iyi oyundu yani. Çok güzel. Benim tarzım değil ama bence kendi türünün en iyi örneklerinden bir doğru, tanesiydi. Müthiş bir oyundu bence. Evet, sıradaki haberi hatta geçelim. Buyur geçmeden abi. Önce şey hani kendi türünün derken aslında türünün de tek yani ender örneklerinden evet, biri. Çünkü içinde büyünün olmadığı low fantasy'nin de şeyi yani çok fantastik oyunun çok olmadığı rol yapma oyunu çok fazla yok evet, piyasada. Hani, o da çok cesur bir hamle. Cesur bir hamle tabii. Yani işte Mount & Blade'den konuşuyoruz ama işte yeni oyun ortada yok. Hani evet, Bannerlord'u bekliyoruz. Çok fazla o türde bir örnek yok. Doğru diyorsun. Bakalım Bannerlord gelecek mi? Gelirse nasıl gelecek? Merak merakla ediyoruz. Bekliyoruz. Buradan da tekrardan dillendirmiş olalım. Evet. Sıradaki haberle devam edelim. Devam. Platinum Games'in yeni aksiyon oyunu Astral Chain Switch'e özel olarak geliyormuş abi. Evet, geçen hafta Nintendo Direct vardı. Bayağı bir oyun duyurusu yapıldı. İşte Toby Fox'un mesela Undertale'in yaratıcısı. Onun yeni oyunu geliyor Switch'e falan. Square Enix'in yeni rol yapma oyunu var. Oninaki. O da PC'ye, Switch'e ve PlayStation 4'e geliyor. Xbox'ta bir duyuru yok. Henüz oraya gelecek mi? Bunların yeni oyunları yanında işte Hellblade geliyor. Evet, o da ilginç. İlginç. Assassin's Creed 3 geliyor. Dead by Daylight geliyor. Mario Maker 2 geliyor. Zelda Link's Awakening remake geliyor. Evet. Ben Link's Awakening'i çok severim. Onu yeniden yapıyorlar Switch için. Bayağı sağlam oyun kütüphanesi. Büyüyecek gibi görünüyor güzel oyunlarla. Bir yandan kendi oyunları, bir yandan Nintendo'ya Nintendo daha önce çok görmediğimiz tarzda oyunlar geliyor. Bir yandan işte eski oyunların daha önce çıkmış oyunların yeniden yapımları veya işte Switch'e gelen halleri ya da üçüncü parti yeni oyunlar işte. Onlardan evet, biri de Platinum Games'in yeni oyunu Astral Chain Switch'e özel olarak gelecek.
Platinum Games'i nereden tanıyoruz? Vanquish, hı. Nier, Automata, evet. Müthiş bir oyundu. Metal Gear, Revengeance falan gibi müthiş, kendi artık aksiyon oyunu imzasını atmış bir hı hı. stüdyo. Onların yeni aksiyon oyunu olacak. Astral Chain yönetmenliğini de Nier Automata'nın tasarımcılarından Takahisa Tavura yapıyor. Yani o ekipten de isimler var. Masakazu Katsura, bu da önemli manga çizerlerinden biri Japon. Yani manga takip edenler muhtemelen bileceklerdir. Onun çizimleriyle can vereceği anlamlı bir keşif hissini yine Platinum Games'in bildiğimiz o combat, müthiş akıcı aksiyon formülüyle birleştirecek bir oyun olacak. Oyun öyküsü ise böyle çok farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir şehirde, bu şehrin güvenliğini sağlamakla yükümlü bir polis departmanının etrafında gelişecekmiş. İlginç de bir polisiye aksiyon oyunu olacak. Öyküsü de ilginç olacaktır diye düşünüyorum. 30 Ağustos'ta Switch'e geliyormuş. Umarım PC'ye hı-hı. falan da gelir. Oyun çok güzel görünüyor çünkü. Evet, videosu yayınlandı. Benim ilgimi çekti. Switch'e de böyle oyunlar lazım. Yani üçüncü parti stüdyoların geliştirdiği Switch'e özel ya da işte multi platform bile olsa Switch'e de gelecek yeni oyunlar evet. lazım. Onun eksikliğini söylüyorduk. Hani biraz bu konuda bir durulma var diyorduk. Hı-hı. Nintendo Direct bu konuda işte birkaç oyunun duyurulduğu yer oldu. Çünkü gündemde eskisi kadar bahsetmiyorduk evet, artık. Evet, öyle. Hem Oninaki hem de bu özellikle Astral Chain daha çok ilgimi çekti. Bakalım, bekleyelim, görelim, umarım güzel çıkar. Platinum Games Babylon's Fall'u da yapıyor bu arada. Babil'in Düşüşü. O da E3'te duyurulmuştu ama onda henüz bir şey görmedik. O da işte PC'ye ve PlayStation 4'e gelecek. Nasıl bir şey olacak göreceğiz. O da yine bir aksiyon oyun olacak. Derin bir hikaye akışı bekliyoruz. Bakalım. Benim Switch ile ilgili ufak bir teorim var. Bence satış rakamı olarak diğerlerine yetişecek. Bu kadar geriden gelmesine rağmen bence yetişecek. Çünkü gerçekten çok doğru, çok güzel adımlar atıyorlar evet. bence. Ve hani agresifler. Güzel ve bir alet. Bana yetişecekler gibi. Güzel bir alet söylediğin gibi. Yani sürekli her böyle bir haberi geçti. Ya evet. bir alsam da koysam zaten dediğim çok oluyor. Xbox'ın ensesinde zaten evet. şu an. Hani yani belki yakalayamadı ama yakalayıp geçebilir yani. Evet. Önümüzdeki süreçte küçük büyük oyunlar da gelecek. Ve bu konsol daha yeni çıktı. Evet. Evet, sıradaki haberle devam edelim. E-spor gündemine girdik. Göztepe FIFA 19'la e-spor sahnesine adım attı abi. Göz diyorsun. Evet. Şimdilik sadece FIFA ile ilgili ufak bir duyuru yayınladılar Twitter hesaplarında. Erhan Yeni Aras FIFA 18 Balkan üçüncüsüymüş. Ekipteki bir oyuncu. Diğer oyuncu da Mert Altıntop'muş. O da FIFA 19 Global Series Atlanta, Singapur, Londra katılımcısı. Çok büyük bir başarı geçmişi değil aslında buna. Yani birincilik, ikincilik değil ama yine de muhtemelen ülkemizdeki en iyi FIFA oyuncularından evet. biridir bu iki arkadaş da. Onlara yani, da başarılar dileyelim. Belki başka departmanlarda devam ederler. Başka evet. oyunlara da açılırlar. Evet, yani evet. burada yakalayacakları başarı veya alacakları geri dönüşler sonrasında. Evet, FIFA'da belki başarılı olurlar ki geçen söylemiştim yarı finale çıkmıştı futbolist evet, Türkiye evet, gibi. Evet. Şey önemli yani böyle oturmuş kulüplerin bu işe yatırım yapmaları önemli. Kurumsallık var çünkü adamlarda. Evet. Böyle yarın bir gün terk etmezler. Terk ederlerse bile yakıp yıkarak veya işte bozarak falan olmaz o iş. Yani daha kurumsal girdikleri zaman kesinlikle. Ben bunu destekliyorum. Evet. İyi gelişmeler yani. Artarak devam eder umarız. Evet. Güzel bir haber. Vallahi haberler bu kadar abi. Evet. Bir de e-sporla ilgili çok ufak bir haber var. Notlarımı almadım ama takip edenler varsa haberleri olsun. Paşa Bişeps diye bir oyuncu vardı. Evet. Bırakmış mı? Ne olmuş? Evet, o bıraktı abi. Bir süre ayrı kalacakmış. Sonra bomba gibi geri döneceğim diyor. Bakalım. Haberiniz olsun. Eğer çok takip ediyorsanız çok seviyorsunuz. Ben sevmezdim kendisini. Kaslı bir abim bu. Kaslı bir abiydi. Biraz da böyle bu. Evet, biraz da böyle cins hareketler yapardı. Ha. Benim çok hoşuma gitmezdi. O zaman biraz da şişli bir oyuncuydu belki. Ama bence hiçbir zaman bir süperstar değildi. Şimdi tekrardan bir ara vermiş. Bakalım belki geri döner ileride. Onu da haberini vermiş olalım. Evet. Şişip gelecek diyorsun biraz. Belki de demeyin. Olabilir. Evet. Başka haber yok. Başka yok. Arada bir gözden şey kaçan da yok. Yok, evet. Var mı eklemek istediğim bir şey? Yok abi, teşekkür ederim. Benim de yok. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kal.